Mehmet Osman Perçin Kardeşler, Kültür ve Sanat Kurumu Şiir Atölyesi'ni sunar. Merhaba sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Tekrardan bir şiir atölyesi programıyla karşınızdayız. Ve konuğumuz sevgili Emin Çizenel. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler efendim. Evet, yani konuk da böyle ağır olunca insanın tutulur ve lal. lal olur. Aman ya. Nasıl bir ağırlık? Evet, ağırlıktır. Çünkü gerçekten bir ülkede bir insan gerçekten sanat konusunda o ülkeye bir artı değer katmışsa, çevresine çok önemli artı değerler katmışsa ki zaten senin sadece ressam yanın değil, bir de yüzlerce öğrencin vardır. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Dolayısıyla ister istemez büyük bir sorumluluk alıyorsun. Ve bu sorumluluğu yerine getirmenin telaşı var. Yani bu kadar cebelleştikten sonra bir ağırlaşma oluyor. Oluyor tabii. Evet. Oluyor yani. Ve bu da hak edilmiş bir ağırlık. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Aslında ben hiç böyle ağırlaşma değil de daha böyle uçma durumunda olmayı isterdim. Evet. İşte ağırlık da zaten biraz da metaforiktir. Ama bu ada yani bu Doğu Akdeniz'in bu tarafında, bu coğrafyada konumlanmış bu ada şey ediyor, bizim kanatlarımızı çok kırdı. Evet, kırdı maalesef. Yelkenlerimiz suya düştü, kalktı, etti ve çok şey, zahmetli bir süreç. Yani ben bu yaşıma geldim, bu adada yaşamayı tercih ederek. Bayılıyorum tabii. Yani. Evet. Ama ölüyorum da. Yani her gün ölüp diriliyorum. Evet. Çok kolay değil sanat yapmak. Bir adada oturup, hele böyle bir bu yazgılar içinde bir adada oturup sanat yapmak öyle çok kolay bir şey değil. Ağırlaşma ondan. Evet. Tabii bu noktada ben şunu da söylemek ihtiyacı hissediyorum. Şimdi formatımız biliyorsunuz, şiir atölyesi. Fakat tabii bu algıyı değiştirmek adına ben her programda bazı göndermeler yapıyorum hocam. Nedir bu göndermeler? Yani şimdi ben Emin Çizenel'in resmine baktığımda veyahut da işte bir müzik parçasına baktığımda yani onların hepsi birer şiirdir aslında. Üstelik de yani korkunç derinliği olan şiirlerdir diye düşünüyorum ki bir şiirle başlarsınız ve ne şiirler çıkar içinden. Yani böyle bir algım vardır benim, özellikle senin resminde ve bunu çok hissederim, bildiklerime kadar hissederim. Şiir, galiba şiir çok yoğun bir duyguyu çok aza indirerek çok daha yoğun ifade etme biçimi gibi bir şey. Yani ben işte bir yerlere yazıp attığım çok şiir var tabii. Hiçbir zaman işte şiir yazıyorum diye kendi kendime bile telaffuz etmedim ama şiir işte o bir şeylerin durduğu yerde. Yani ben resmimin boyasının, pentürünün, çizgisinin durduğu yerde şiirin başladığını biliyorum. Bu romantik bir hissediş biçimi değil. Bu daha yoğunlaşmış, daha abstrakt bir yerden hayatı gören bir şey. Dolayısıyla yani benim böyle şairlerle de muhabbetim oldu. Yani Fikret Demirağ'la çok uzun bir muhabbetimiz oldu. Yani kavga ederek, boğuşarak, sevişerek Mehmet Yaşın'la ve dolayısıyla sözcüklerin dans ettiği bir dönemi birlikte onlarla yaşadık.
hala yaşıyoruz. Bir tiyatroda da ortak projeniz olduydu sanırım Fikret Hoca ile. Tabii tabii yani, benim görsel tarafım, yani Yaşar hep istedi bunu esasında. Evet. Yaşar'ın mesela Fikret'in şiirlerinden Yaşar'ın oyunlaştırdığı bir Umut İnsan'da diye bir oyun var. Evet, oyun. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Yani bir tragedya mı desem, bir avantgard, bir sahne şeyi, oyunu mu desem, yani çok böyle formatlanmamış ama çok deneysel bir şeydi. Ve ben de ona şeyim ile, yani ressam yanımla, evet, katıldıydım. O böyle çok enteresan bir grup çalışmasıydı. Çok da iyi olduydu yani. Müzikleri gerçekten de Kamran Aziz yaptı. Evet, evet, hatırlıyorum. Çok şeydi, çok keyifliydi. Yani o belediye tiyatrosunun macerası da başka bir olay. Ve şiirin görselleştiği, sanki görselleştiği bir yerden bakan bir oyundu biraz. Evet. İşte o keyif, ben de izlemiştim. Herhalde öğretmenliğimin ilk yıllarıydı. Gerçekten çok keyifle Kıbrıs'ta uzun yıllardan sonra bir tiyatro izlemiştim ve çok güzel, çok keyif aldığım bir oyundu. Demek ki bu esasında onu kotaranların artık ne denir ona, bir iletişim kurulur o sahnedekiyle izleyici arasında, görünmeyen bir sinerji mi denir? Evet. Bir sinerji oluşuyor. O muydu bilmiyorum ama gerçekten çok keyifli olduğunu hatırlıyorum. Evet, evet. Yani hem oyun olarak hem de yani farklı disiplinlerden insanların bir araya gelmesi bakımından da önemli ve değerli bir çalışma. Bu çağdaş tiyatro biraz böyle bir şey. Yani, evet, evet. Hatta şeyi de yani sinemayı da içine, evet, çeken, kullanan, sahneleri öyle kurgulayan çok oyunlar gördük ve o ta kaç sene önce, evet, Yaşar oturdu Fikret'in şiirlerinden ne çıkarabilir, evet, çalıştı ve o çıktı ortaya. Umut İnsan'da ya biz deliler olduk tabii şeyi. Şimdi böyle her Allah'ın gecesi, gece daha çok çalışıyorduk ve şeyi, bir defa meseleyi tam kavradıktan sonra ayrıntılarını artık uçurmaya başladıydık. Yani, evet, bir ana fikir ortaya kondu, sonra biz onu çalışmaya başladık. Evet. İşte o orada çok tatlı oluyor. Yani evet. O kadar çok zenginleşmeye başlıyor, evet, ki şey, mesele. Daha üretkeni oluyordu tabii ki her şey. Aynen öyle. Ve sonra bir, bu oyun şeye gitti. İstanbul'a davet. Şehir tiyatrolarında, Harbiye şehir tiyatrolarında. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Şehir tiyatrolarında. Sahnesinde. Fakat aynı lezzet orada olmadı. Çünkü biz burada bütün binayla beraber düşün. Yani benim sahne tasarımım yani biraz da binanın kendisiyle ilgiliydi de aynı, evet, zamanda. Onları çok oralara götüremedik. Daha çok yani turne kaldıracak bir dramaturjisi yoktu oyunun aslında. Yani oyun kendi sahnesinde verilmesi gereken ben, bir konsepti var. Öyleydi ama orada da çok ilgi gördü. Yani Türkiye'de çok böyle avantgard tiyatro eğilimleri olmasına rağmen ve hakikaten de çok iyi tiyatrocular, yönetmenler olmasına rağmen çok ilgi gördü. Çünkü şeydi, çok farklı bir şeydi. Evet, Emin abi, yani ben hep böyle alıştım hitap ederim sana. Böyle Hoca ile Emin abi arasında gider gelirim ama Emin abi benim çok daha hoşuma gider. Daha çok ağır basıyor. Yani ne bileyim, yani bir tanıdım tanıyalı hep böyle söylüyor. Evet abim. Söyle abim. Söyle abim. Gerçi bizim kültürümüzde çok yoktu bu abi işi ama neyse. Yok. Yani buna da değinmeden geçemeyiz. Gece Kıbrıs vardı. Vardı. Çok çok söylüyor bunu. Yani tabii tabii. Ben duyuyorum. Kültür işte böyle bir şeydir. Yani etkileniyorsun ki
biliyorsun, yani sen çok iyi biliyorsun bunu diye düşünüyorum. Yani binlerce yıllık tarihsel serüvende bu Kıbrıs'ı... Biz ağa dedik. Ağa, evet, evet. Ha. Mesela Ahmet Ağa. Ahmet Ağa. Köyde öyle derdi. Evet. Ya da evet. Mustafa Ağa, bilmem ne filan derdik. Şimdi ağa. Kardeş, kardeşciğim kelimesi ağa. Bunları çok büyük, kullanıyor. Büyük kardeşe de ağam diye hitap edilirdi. Ağam geldi, ağam gitti. O da yani vardı. Şeyi de çok kullanırdı. Kadınlarımız mesela... Ki ben bu efendi kültürünü çok işledim. Yani rahmetli dönemi hatırlarım mesela. İşte kahveye davet ederlerdi. Benim efendiye bir sorayım derdi. Yani biliyorsun evet. Polis teşkilatında da emret komutanım yoktu. Ne vardı? Geliyor işte mesela polis. Tak vuruyor ayağını. Buyur efendim. Evet. Yani burada çok ince şeyler var aslında. Yahu da denilen şey. Evet. Ha evet. Hani gel evet. Yahu buraya. Evet şeyi... bugüne kadar acısıyla, tatlısıyla, başlangıçtan bugüne kadar gerçekten çok önemli organizasyonlara imza attım. Emin Çizelen, şimdi baktığımda isim olarak yani bir niteliktir, bir kalitedir. Emin Çizelen siyasi olarak da çoğu zaman tavrını koyuyor. Neyle? Yaptığı işle. Ne diyor Emin Çizelen bu içinde bulunduğumuz pozisyonu da düşünerek? Ne diyor aslında bu topluma resimleriyle ne diyor? Silkinin de kendinize gelin mi diyor? Yoksa artık sahip olduğunuz neyse onu fark edin mi diyor? Bu çok önemli bir ayrıntıdır diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda Emin Hanım? Burada Emin Bey cevap vermeden önce bir şeye değinmek isterim. İnternette karşılaştığım bir Emin Bey tanımlaması, Emin Çizenel tanımlaması. Diyor ki, Kıbrıslı gibi hissedebilen ve bu kimliği global bir bakış açısıyla şekillendirmeyi başaran bir sanatçıdır. Bunu da ekleyerek neler söyleyeceksiniz bize? Şimdi tabii sanatla uğraştığı bir zaman ya da bunun filozofisini, kuramını böyle çok derin bir yerden edinmeye başlıyorsanız, bunun tahsilini yapıyorsanız ve sizin o sanatçı kimliğiniz bir yerlere artık gelebiliyorsa, burada bütün bunların üstünden hayata bakabileceğiniz bir kişisel filozofi oluşuyor. Yani neyi reddedip neyi reddetmemek, neyi olumlamak, neyi beğenmek, neyi beğenmemek ve giderek biraz da öfkenizi büyütüp ama onu böyle bir yerlere çekip daha sakin bakabilme gibi bir durumu edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim yaptığım iş, yani ben kendi başıma, kendi psişik bir vaziyette, kendi kendimi resimle ifade etme serüvenimin dışında bir sosyal varlığım aynı zamanda ve çıkıp başka yerlere gidiyorum, başka insanlarla paslaşıyorum ve aslında benim işim biraz da böyle paslaşarak oluşan, yani bu adanın karakteristiğini, doğasını, düşünce sistemlerini, hissediş biçimini, efendime söyleyeyim, hasletlerini, hasretlerini ve öfkelerini ben de onlarla birlikte yaşıyorum. Ve benim resmim istesem de istemesem de böyle biçimde. Evet, tabii ki. Dolayısıyla ben politik bir adamım aynı zamanda. Evet. Yani abuk sabuk bir siyasallaşma ve politik bir söylem üstünden rant bulmayı becerenlerin yanında çok değilim esasında. Evet. Ama benim bu ülke insanıyla ilgili bir fikrim var. Evet. Dünya insanıyla ilgili bir fikrim var. Çünkü ben aynı zamanda bir dünyalıyım. Tabii ki. Burada yaşıyor olmam kaftanında kandil yakmamı engelleyemez tabii ki. Kandil yakmamı engellemez. Dolayısıyla ben kaftanına da kandil yakmak istedim.
Ve bir sözüm var tabii. Yani hem bu adayla ilgili hem dünya ile ilgili. Dolayısıyla benim işlerim hep böyle. Yani Peace Prize Antics, işte son akşam yemeği, ilk akşam son akşam yemeğinden konseptlenen ilk akşam yemeği projesi, bilmiyorum bunları hep izlediğiniz mi bilmiyorum ama bütün yani son burada yaptığım sergi İnsula, evet. Bütün bunlar bu söylediklerimin içinden gelen ve oluşan şeyler, düşünceler, duygular ve biçimler. Yani ben bir sanatçı olarak bunu hep böyle düşündüm. Dolayısıyla yani çok spekülatif ve çok böyle biraz rant üstünden oluşan politikaların içinde çok olmak istemiyorum esasında. Değilsin ama, zaten yani hiçbir yani, zaman da olmadın. Yani evet. Yani onu yani o nedir? O şudur. Yani ben siyasallaşmayı ve politik durmayı başka bir yerden de görmeye çalışıyorum. Yani bu yalın kat bir durum arz etmesi lazım. Evet. Çünkü beni dürten, beni delirten, beni var eden bütün bu coğrafyanın her bir şeyi politik bir düzlemde geliyor hepimize. Ben de bunu böyle alıyorum. Kendime böyle alıyorum. Benim resmim böyle bir şey. Tabii ki biliyoruz. Evet, bir de Sibel'in sorduğu bir şey vardı. Aslında çıktı. Sevgili Mustafa, yani resim, yani Emin Hoca'nın her resmi bir şey. Fakat bir de resmin müziği de var aslında. Yani içinde o melodileri sanıyor aslında. Bütün hayatın merkezinde var. Evet. Doğada var. Evet. Dolayısıyla değil mi? Onsuz o tabii ki o çok böyle temel bir. Yani mutlaka Mustafa sormak istediğim şeyler olacak diyor. Mustafa ile ben daha çok muhabbet etmek istiyorum. Çok memnun. Yani sanırım edeceksiniz. İyi ki buluştunuz yani. Çünkü uzun süre buralarda değil, CSEHO'nun kuruluşuyla birlikte. Evet. Ki zaten projenin yani, mimarı da kendisi de. Bence harika bir oluşum o. Evet. Çok beğeniyorum. Hatta biraz önce dışarıda da konuştuk. Hem grafiklerini, yani duyurularını ben yani bir Berlin Filarmoni ya da ne bileyim ben neyin şeyin afişleri gibi görüyorum. Evet. Ben New York'ta böyle bir ders aldım. bak neler çıkıyor. Mesela şey masaya yatırıyorlar. İşte New York Senfoni Orkestrası'nın Moskova konseri niye başarısız oldu? Şimdi bunu masaya yatırıyorlar. İşte afişi şöyle, afişinde tam böyle bir ekspresyon yoktu. Tam çağırmadı orada. Tam işte tam ya da mesela şeyi repertuar öyle olmamalıydı. Daha iyi seçim yapılmalıydı. Analiz. Öyle. Dolayısıyla ben baktığım zaman sizin yani bana gelen yani sosyal medyada bize gelen her şeyden çok hoşnutluk kutusu olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani çok da mutlu oluyorum yani. Yani bunu sizden duymak çok büyük onur veriyor bize. Estağfurullah. Şöyle bir şey. Ama bu yani profesyonel dünyada artık bunun böyle olması lazım. Evet, tabii. Evet, yani evet. Bu hiç kimse sizi şimdi şey etmiyor. Yani ben bunu beğenmem, bunu beğenmem benim çok normal. Çünkü siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Ben de iyi bir şeyleri beğeniyorum. Değil mi? Ne kadar güzel. Tabii ki yani sizin yani yani tesadüf burada buluştuk. Sağ olsunlar. Ben tabii ev sahibiyim aslında. Evet. Ama işte yoğunluktan dolayı işte ilk birkaç programı kaçırdım. Bunu sizden duyuyor olmak da benim için çok özel bir şey. Çünkü şöyle yapıyoruz. Tabii ki geçmişteki tecrübelerimizi de buraya aktarırken şunu düşündüm. Her konserin bir hikayesi var sonuçta. Her eserin bir hikayesi var. Nasıl ki işte resim yaparken de o hikayeleri kullanırsınız. Biz de işte icra edeceğimiz eseri ya da işte gelecek olan solistin işte mizacını hepsini
yazılı bir done halinde gönderiyoruz. Evet. Eserin hikayesini gönderiyoruz. İşte o dönemi zaten hemen çağrıştırıyor işte. Hangi koşullarda bestelenmiş, kime bestelenmiş, kim yönetecek, kim çalacak bunu. Orada bir hikaye var. O hikayeden yola çıkarak bir afiş çalışması yapılıyor. Ve bu hikayeyi en iyi icra edecek olan şef olsun, yani, müzisyen olsun. Yani çok önemli. Şimdi yani ben bu afiş mafiş derken, yani grafik, yani şimdi bakın, biz bunları çok gördük. Yani böyle çok sınırlı olanaklarla böyle stensil kağıtlarına davetiye afiş yapıp şeyler dönemler de yaşadık. Şimdi burada ben, yani dünyadaki benzerleri gibi bir afişim, yani bir anons oluyor. Bakıyorum, bu Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın afişi ve bir sergiyi anons ediyor. Ve bu dünyadaki benzerleri gibidir. Evet. Ben bu, yani grafiğiyle, kullandığı şeyle, sloganla, melodisiyle. Tabii. Ve orada ben mutlu oluyorum. Tabii ki. Çünkü ben senelerdir bunları görmek için yaşadım. Evet. Ne mutlu. Yani evet. Şimdi şeyde de, bu sergiler için de böyle. Kesinlikle. Yani böyle müsamere sergilerini artık geride bırakmak lazım. Yani bir ara çok geriye döndük. Evet, evet. Yani biz çok emek verdik bu konuda. Sonra baktık geriye döndük. Yani gene işte ne bileyim ben, Cumhurbaşkanı sergi açıyor, bilmem meclis başkanı sergi açıyor, kurdele kesiyor filan, biz bunları geçtik. Evet. Şimdi tabii açsın mı? Açsın. Ama yani hangi sergi açsın? Yani sanatsal. Ne söyleyeceğim? Sanatsal bir serginin sponsorluğunu ve hamiliğini yapmak başka bir şeydir. Bir müsamere sergisinin gidip kurdeleyi, yani herhangi bir sergiyi kesmek başka bir şeydir. Şimdi bunlar da çok önemlidir. Yani biz meselemizi hangi düzeyde taçlandıracağız? Nereye çekmemiz gerekiyor? Nereye çekmemiz gerekiyor? Yani hangi mesafelerde olmak lazım? Dolayısıyla bunlar beni çok rahatsız ediyor esasında. Artık etmiyor ama yani 8, 10, 15 üniversitenin olduğu bir adada ve üstelik Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve sanat tarihi bölümlerinin olduğu bir adada ben bunları artık söylemek istemiyorum. Abes kalıyor. Çünkü başka birileri bir şey söylemesi lazım. Şimdi onları da söylemiyor ama yani Kıbrıs Türk Resmi üzerine bir doğru düz makale yok. Evet. Peki o zaman üniversite nedir? Yani üniversite ne işe yarar ya da ne anlama gelir? Yani siz topluma sırtınız dönük bir üniversite kurmuşsanız ona bir şey demem. Ama sizin iddianız bu toplumun içinde hücrelerine dokunacak bir üniversiteden bahsediyorsanız, ben o zaman buna kulak veririm ve bakarım, bakmak isterim, görmek isterim. Yani Kıbrıs Türk Resmi nedir, ne değildir? Kıbrıs'ta yapılan müzik nedir, ne değildir? Yani bunun üstüne hiç kimse bir şey yazmıyor, iki satır bir şey yok. Yani o zaman üniversite işte böyle bir şey. Üniversite böyle bir şey. Bunları bir bilim yuvasıdır üniversite. Yani ve söz sahibi olması gerekiyor aslında. Yani bununla ilgili çalıştığı yaptık Hüseyin'cim. Fruksusu. Hem biz resim yaptık, hem sergiledik, hem mekan bulduk. Bak, evet. O da çok. Çok önemli bir dönem. Ya Allah'ım. İnanılmaz bir şey. Biz de mekanları iyileştirerek sergiler yaptık. Ve bir de oturduk yazdık yani. Yok artık, yani ben şimdi oturup kendi resmimi ben mi yazmam lazım? Ya da Kıbrıs Türk Resmi'ni birileri artık yazması lazım. Bakması gerekiyor. Evet. Yani aslında bu kadar üniversitenin, fakültenin, yani kendi içine, içinde var olan. Ama bu dünyada böyle oluyor. Yani dünyada ortaya çıkarması lazım. Kritiğini yani, yapması lazım. Bu Kıbrıs Türk Resmi nedir? Yani sapıla saman
nedir? Yani sap nedir? Saman nedir? Ayrılması gerekir. Şimdi yani... ama bunu işte o mesafelerden kaleme alma durumu galiba henüz oluşmadı. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani bu ülkede sanat tarihi okumuş ve meseleye hakikaten dünyadaki benzerleri gibi bakan ve onu analiz edebilecek, onun üstüne kalem oynatacak ve bir takım metinleri çıkarabilecek genç insanların olduğunu görüyorum. Yani bu iddialarda olan insanları görüyorum. Birkaç tane. Bunların artık bu konuda kalem oynatması lazım. Ama üniversiteler bunu deklare etmesi lazım. Yani üniversite eğer bir kurumlaşmanın fotoğrafıysa, bu ülkenin toplumsal yapısı, sosyolojisi, sanatsal macerası ve bilimum, antropolojik meselelerini bilimsel yerlerden yani üniversite bunu ifade evet, ediyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar üniversitenin buralarda bu Kıbrıs'ı uçurması lazım. Evet. Uçurması lazım. Uçuruyor bizi zaten. Uçuruyor abi. Uçuyoruz hep beraber uçuyoruz. Tamam. Evet evet. Yani ben biraz önce işte sapla saman meselesine geldiğimizde ve işte sergilerin işte şu gelip açıyor falan ben biraz da bu işlerin yani profesyonel anlamda düşündüğümüz bu işlerin yani gerçekten bu işi kendisine yaşam biçimi olarak benimsemiş sizler gibi insanlara. Yani zaten bunu yapmıyorsunuz. Hiç kimseye de bunu meze yapmadınız. Tamam mı? Popülizmden uzak durulması gerektiğiyle ilgili bir algı var. Ya yani. Bu olabilir yani şeyin. Yani şey, ama ayrılması olması lazım. Ya da Cumhurbaşkanı çağırırsın dersin ki beyefendi biz bu sergide şunu işaret etmek istiyoruz. Sizin oraya dokunarak bir katkı koymanızı istiyoruz. Biz bunu yaptık Said. Evet. Lefkoşa. Evet, evet. Hatırlıyorum sevgili, tabii ki. Hatırlıyorsun. Ve çok iyi hatırlıyorum. Sayın Derviş Eroğlu'nu çağırdı. Çok tatlı bir adam. Evet. O hemen geldi. Ve biz Eroğlu'nun orada iki cümle etmesini istedik. Evet. Yani aslında biraz da onu sıkıntıya sokan bir durumdu bu. Evet. Ama biz bunu istedik. Evet. Şimdi böyle açılışlar olursa tamam, okey. Yani, evet. Yani Lefkoşa'yı dert eden bir sergiydi o. Evet. Ve biz dedik ki, biz Lefkoşa'yı dert ediyoruz, siz de dert ediyor musunuz? Hadi buyurun, söyle bir şey. Tabii ki, tabii ki. Ne güzel. Yani, aslında çok bayağı önemli. Sansasyon evet. Olmuştu o konuda. Evet. Yani çok iyi. Sallanmıştı yani memleket, bu sergide sallanmıştı yani. Çünkü çok önemli bir tavır koymuştunuz o dönemde. Ya bu büyük bir farkındalık yarattı toplumda aslında ve insanların gözünün bir yerlere çevrilmesine tepken oldu. Sorgulamaya başladı insanlar. Yani bakamıyorsanız eğer, yani hangi düzeyde olursanız olun, yani bu bir ülkeyi yöneten insanlar bazen oralara bakamıyor. Yani o kadar banalleşiyor evet, ki evet. Şey o süreçler. Sonra siz bir şeyi işaret ettiğiniz zaman orada tökezliyor o. Tökeziyor o. Orada tökezlenen bir durum var ve onu bir açılıma kavuşturması lazım. Yani onu önce anlaması lazım. Hı hı. Sonra o anladıktan sonra da bir fikir yürütür. Tabii yani mutlaka bir şey oluşması lazım kafasında. Şimdi bir ülke böyle yönetilir abi. Yani o açılımları yakalamazsanız olmaz. Evet ben şey diyorum Emin Hocam. Yani diyorum ki artık bu toplumun görmesi gereken bir şeyler var. Çünkü siyaset üstünden biliyorsunuz inanılmaz bir popülist eğilim var. Ve biat kültürü geliştiğinden dolayı liyakatı bir kenara koyduk. Özellikle de meritokrasiye dayalı bir liyakatı biz oturtmadığımız sürece hiçbir disiplinin gelişemeyeceği konusunda birçok uzman fikirdir. Evet. Ve şu noktada altını çizmek istediğim en önemli konulardan bir tanesi artık insanlar siyasetçileri seçerken aslında siyasetçilere yüklemiş olduğu
algının ne olduğunu anlaması gerekiyor. Yani aslında biz toplum olarak birisi... Ya, siyasetçiler anlaması gerekiyor. Tamam işte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın, şimdi bu noktada bitireyim sözümü Emine'mi. Çok önemlidir çünkü bu. Ben diğer programlarda da bunu ana fikir yaptım. Tamam. Dedim ki, yani artık toplum şunu bilecek. Siz bu insanların işverenisiniz. İyi bir maaş almalarını sağlıyorsunuz. İyi bir title'a sahip olmalarını sağlıyorsunuz. Çok lüks arabalarda gezmesini sağlıyorsunuz. Örtülü ödenekler edinmelerini sağlıyorsunuz, değil mi? Evet. Şimdi gidip de bu insanların karşısında niye ben biat ediyorum ki? Yani ben gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum ve siyasiler aslında bunu reddetmelidir diye düşünüyorum ben. Toplumun bu eğilimini şimdi, reddetmesi gerekir diye düşünüyorum. Toplumsal strüktür böyle oluşmuyor tabii. Yani siyaset ve siyaset yapan insanlar ve hükümet yapan insanlar o toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için oradalar. Evet. Bu ihtiyaçlar politik olabildiği gibi sanatsal, ekonomik, sosyolojik ve bilimum bütün bu yaşamsal meseleleri şey eden, içinde barındıran bir paket. Yani en küçük tarafı, en az tartışılacak tarafı siyasi taraftır. Evet. Siyasi tarafı da nedir? Birbirleriyle cebelleşerek bunun adına demokrasi diyerek bir seçim sistemi oluşturdular. Neyse, unut gitsin yani hakikaten o şey başka bir şey. ama öbür tarafta da bir toplumun yaşamsal meseleleri var. Ve siz bu yaşamsal meselelere çare bulacağınızı vaat ederek siyaset yapıyorsunuz, evet, ve bir şeyleri soruyorsunuz. Talip oluyorsunuz. Evet. Şimdi bunu ciddi olarak düşündüğümüz zaman o sorumluluğu biraz içinizde duymaya başlıyorsunuz. Evet. Ya da başlamanız lazım. Evet. Yoksa ben siyaset yapayım işte bir kenara iliştireyim bir şeyimi ve orada bir rahatlığa kavuşayım ve bu yani parlamentoda işte bir dönem bir varlık gösterdiğim zaman da işte bu emekliliğime ne şekilde yansıyacak onu hayatını garanti. Yani bu kadar sıradan bir yaklaşımla siyaset yapıyorsanız eğer ki bugüne kadar taş taş üstüne koymadığımızın fotoğrafı biraz da böyle oluşuyor. Kusura bakmasınlar. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda izlenen yönteme baktığımda bütün bu konuştuklarımızın hep içinde bir yöntem var. Yani birçok insan bundan rahatsız oluyor. Biraz önce dedin ya işte dünyada böyle yapılıyor. Doğrusu ama yani bu. Şimdi bak bu Kıbrıslıların çok garip bir karakteristiği var. Evet. Güzel şeyler yani Kıbrıslılar başarılı insanlardan hoşlanmıyorlar. Yani siz başarılıysanız var böyle biraz salık adam şey bunalıma giriyor ya. Aynen öyle. Bunalıma giriyor. Sevinç duymuyor abi. Yani evet. Sen başarılısın. Ben senin başarından yüreğim sevinç duyar. Evet. Ve ben bunu senin sana sevilmesi lazım yüreğim ya. Değil mi? Ya, değil mi? Şey, ne güzel yaptın ya bunu. Şimdi bu insanca bir duygudur. Tabii ki. Şimdi abi bu toplumda en büyük problemimiz bizim. Kimse kimsenin başarısından mutlu olmuyor. Kimse kimsenin başarısının durduğu yerde durmasını içine sindiremiyor. İlle böyle onu çekecek böyle kendi bulunduğu yere. Evet. Şimdi biz bunu senelerce yaşadık. Evet, evet. Yani artık nasırlaştı yani ben şey derim. Ya hakikaten her güne acemi bir çaylak gibi yeniden başlama gibi bir şeyi, bir arzum var. Çünkü tecrübelenmek istemiyorum. Evet. Ama o kadar çok şey yaşadık ki Hüseyin. Evet. Yani o kadar bu toplumun
insan karakteristiğinin defoları üstümüze öyle o kadar geldi ki. Kötümser bir ve şey ve bunlar var, hala bu toplumda hala şeyde ayaktalar. Hala bir yerlerde oturuyorlar. Ve prim de yapıyorlar. Ne prim de yapıyorlar? Ha bir de bir şey daha var. Evet. Yani başarılı bir adamın üstünden ona çamur atan bir adam etrafında adam da bulabiliyor. Yani evet, maalesef. En büyük tehlike de budur. Hem alamıyor. Evet, en büyük tehlike de budur. Ve siz oturduğunuz yerde bunu anlamakta inanılmaz zorluk çekiyorsunuz. Evet. Yani bunu anlamıyorsunuz ve onu gömüyorsunuz şeyinizi, hayatınızın arkeolojisinin içine gömüyorsunuz. Evet. Ve bir gün bu toplumun arkeolojisi kazılacaksa, yani belleği eşelenecekse bunları göreceksiniz. Evet. Evet. Kim kime nasıl çamur attı ve nasıl böyle ezdi. Evet. Ezdi ama nasıl ezdi biliyor musunuz? Çok zor. Bu, ama bu adalarda yaşamak. Evet. Bu hastalık bana göre bizim toplumumuzdaki bu rahatsızlık, o insanın kendi ezikliğidir. Benim aklıma neyi getirdi bilir misiniz? Mide bulandırıyor. Yani, mutlaka. Yani küçük bir toplumda yaşıyorsunuz, adam size soruyor ya. Durduğu yerde, ulan ben sana ne yaptım ya? Yani ben senin neyine... Çok şey yaptınız. Şey ettim. Yani ben çok senin şey yaptınız. Zedeledim. Ben sana tam tersine yüreğimi açtım, ettim ve ya, o zaman yani ne oluyor ya? Yani nedir bu? İşte yani o insanlar, o tipler diyeyim artık, bir resmin, bir müziğin ortaya çıkış aşamasını bilmiyor. Zanneder ki bir gün Emin Çizenel eline bir fırça aldı. Aldı boya paletini de pıttırı 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 resim yaptı. Veya Mustafa eline kornosunu aldı. Ben bunu üflersem çalarım dedi. Nefesim benim buna yeterlidir. Ve çaldı ve kornocu oldu. Yok böyle bir şey. Şimdi, efendim, bir background var geride. Biz yaşanmışlık var. Rağmen, alınan eğitim var. Buna rağmen, tabii siz de öylesiniz. Biz fırçalarımızı kırıp intihar etmedik. Yani bunu görmek isteyen çok adam vardı. Evet, evet. Evet. Çok yani tam sen, böyle noktayı koymalıdır. Sen biliyorsun. Çok yani, iyi biliyorum. Evet. Bu fırçalarımızı kırıp intihar etmek ve evet. Hayır. Ama işte insan kırılıyor. Yani evet. Benim kalbim kırıktır. Ama zaten şey yani bu insanlara da fazla kafayı takmamak lazım diye düşünüyorum. Yok, yok, yok. Şimdi biraz uzaklaşalım. Ben, şimdi şu şekilde. Bak ben çok kısa bir şey anlatabilir miyim bununla ilgili? Emin Hocam, biz işte davet edildik. 2015 Ocağı'nda geldik. Resmen koordinatör olarak ben geldim. İşte Ali Hoca, orkestranın şefi, Nihat Ağdaş da konser master olarak geldik. Halihazırda bizim gelebilmemiz için yasal prosedür uygun geldik. İşte resmen göreve başladık. Orkestranın adım atabilmesi için tüzüğünün Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi lazım. Bir türlü tüzük geçmedi. İşte bir karışıklık vardı ortada falan. Tabii bu bir gün, iki gün falan sürmedi. Yani bu yaklaşık 5-6 ay falan sürdü. Biz oturuyoruz böyle. İç organlarımızı dinlemeye falan başladık artık böyle. Konuşmaya başladık. Ya nasıl olacak dedik bu iş yani işte. Hani gerçekten sıkıntılı bir durum ve bununla da kalmıyor. O zamanki süreçteki tam da anlamış değiliz niye geciktiği konusundaki durumu. Böyle Facebook'tan bana birileri yazmaya başladı. Aynen hani öl diyor bana. Bittiniz siz, yapamayacaksınız siz bunu. Gördün mü? Yani diyor ki. Diyor evet. Tabii isimsiz bir evet. Grup. Tabii isimsiz bir grup bir şey diyor. Evet. Bu kadar. Ay inanmak evet. İstemiyorum. Yemin ederim. Evet. Ve şey yani gerçekten oldu, inanmak istemiyorum. Oturursunuz. Böyle diyor. Ne oldu oturursunuz değil, hiçbir şey yapamazsınız değil diye yazıyor bize. Keyif alır bundan. Ya şimdi düşünün yani bunu. İlkelliğin daniskası derim ben buna. Nasıl bir duygudur bu? Nasıl bir İlkellik yapısı... başka hiçbir şey değildir. Sonra da bir kesildi. Ama biz de tabii ki hani siz dediniz ya, biz fırçamızı kırmadık, kırıp atmadık, intihar etmedik. Çıktık yola biz sonuçta. Şimdi bu biz akademide okurken bunu
akademi o zaman bu Sanayi Nefise Mektebi'nin ikinci versiyonu. Evet. Güzel Sanatlar Akademisi. Bütün duayen hocaların hala orada olduğu ve böyle bir şanssız dönem yaşadık. Onlar şey derdi, yani onlar bize şunu söylediler. Şimdi sanat eğitimi çok böyle meşakkatli bir eğitimdir. Sinirler böyle çelik gibi olmaz. Yani arslanın ağzındadır her şey. Ve kıran kırana, yani çok çok ciddi bir rekabet var orada. Dolayısıyla damdan atlayıp intihar etme edeceklerin dışında geriye kalanlar bizimdir. Şimdi böyle hakikaten böyle bir durum. Yani böyle. Dolayısıyla bu bize bir direnç sağladı. Yani ben hakikaten çok bu adada hem çok mutlu oldum. Yani bir ressam olarak, bir sanatçı olarak o kadar mutlu oldum. Yani ben insanlarla olan muhabbetimin bana döndürdüğü her şeyden çok mutluyum. Ama bizim sanat, sanatçı ortamı dediğimiz o güruhtan şey ettiğim, yaşadığım ızdırap bir yerimde çok net ölene kadar duracak. Onu atamıyorum ne yazık ki ve şey edemiyorum da. Bu da senin duygusal yoğunluğunla alakalı diye. Ama şöyle bir şey var. Yani. Şöyle bir şey var. Yani bu tip durumlarda böyle çok çetin geçebilir her şey. Yani insan, yani sanat üreten mecralarda, yaratıcılığın daha ön planda olduğu mecralarda insanlar birbirlerini kıskanır. Evet. Bu çok normal bir şeydir. Ama bunun ötesinde gayri insani bir öfke ve nefretin şey ettiği, hayat bulduğu bir damarları sana böyle şey geçirmeye çalıştıkları zaman şey diyorsun, ya insanız ya, yani Allah Allah ne oluyor ya? Yani şey mi? Kim kimi yedi? Kasti bir şekilde. Abi kim kimi yedi? Ben evet. Öyle şey yapıyorum abi. Yani bırak beni, ben öyle şey mi yapıyorum? O zaman ben yani burada bir şey sormak isterim hocama. Akademiden mezuniyetiniz baktığım zaman internette 73. Girişiniz 69 mu? 69-74. Yani ben akademiden, şimdi o zaman akademi 5 yıldır, yani Master of Art. Evet. 5 yıl onu da alarak mezun oluyorduk. Ben mezun oldum. Viyana'daydım. Ben mezuniyet projemi orada yaptım. İstanbul'a geldim. Mezun oldum. İstanbul'a geldim. Şeye geleceğim, Kıbrıs'a geleceğim. Biz şeyi kullanırdık. Limusin'e gelen bir vapur var. Şeyde. Duyarız. Samsun vapuru. Bir de İskenderun vapurlardı. Şahaneydi bu vapurlar. Biz iki de bilet alırdık. Zaten bir sürü de eşyamız vardı. Benim tuvallerim, bir sürü şey. Kıbrıs'a kesin döneceğim hocam. Bir vapurla geleceğim. Kapalı gişeleri kapalı. Ne var? Darbe oldu Kıbrıs'ta. Tamam. Şey yok. Ya. Bir hafta sonra savaş çıktı. Tamamen bitti her şey. Evet, ben biraz da şeye gelmek istiyorum. Şiire de gelmek istiyorum. Ve var, senin şiirlerin var biliyoruz. Herhalde onlardan... Şekmece yatıyor ya. Yani bir tane artık bizi onur edeceksin herhalde diye düşünüyorum. Hayatım, ben yani şimdi... Genelde yani sen böyle bir muzırlık yapacağını bildiğim. Yani ne yapayım Emin abi, yani senin tamam, o meziyetlerini de söylemezsem olmaz yani. Şimdi bu, ya ben esasında şiir bu. Yani evet, şöyle, evet. Bu kitapçık, bu böyle çok güzel bir defterdir bu. Bana bunu Niki Marangu hediye ettiydi. 2000 yılında İsveç'te bir uluslararası sanat ortamında tanıştık. Ve ben orada ilk akşam yemeği diye bir proje sergiledim. Evet. Çok biliyorum, böyle ilgi gören bir şey oldu. Niki dedi ki, ya bu defter senin olsun, sen buna güncellerini yaz.
Yani bize mektup yaz. Niki Marengo, Rum tarafında en önemli yazarlardan biri. Sadece şair demiyorum çünkü düz yazılar da var ve biz Niki Marengo ölmeden Arte televizyonu, bu Alman-Fransız televizyonu bizimle bir film yaptı. Uzun bir çalışma oldu bu. Biz de böyle merakla bekliyorduk. İşte Niki, hem Niki'yi ayrı çektiler, hem beni ayrı çektiler. Sonra beraber bir çekim yaptılar. Ve ondan sonra film montaja gitti ve anons ettiler, gösterecekler. Evet. Fakat filmin gösterileceği gece Niki Marengo İskenderiye'de bir sanat buluşmasına davet aldı ve orada bir trafik kazasında öldü. Evet, ve ben bu filmin gösterileceği gün duydum bu ölüm olayını. Ve Arte'yi aradım ve dedim ki filmin altına bir altyazı geçin. Böyle bir durum oldu. Evet. Çok tatsız bir durumdu o. Evet, evet. Ama işte Niki'nin bana verdiği bu deftercik, ben de bunu mavi yolculuklarda, yani Ege ile Akdeniz'in öpüştüğü yerlerde ben 7 defa tekne yolculuğu yaptım. Yani Halik Arnas balıkçısının kitaplarını okuyarak ve havada Pegasus'ların uçtuğunu görerek böyle bir mavi yolculuk yaptım ve bu defteri yazdım. Şimdi bu, içlerinden bir tanesini bize okuyacaksın yani. Onu söylüyorsun değil mi? Şimdi efendim, yani burada tabii şiir, buna ne kadar şiir denir? Ben bunları böyle görsel şiirler diye bir seri yaptım. Mesela yazılmamış şiir. Yani burada yazılmamış şiir diye bir şiir var. Efendim söyleyeyim, burada aşikar şiir diye bir şiir var. Şimdi bu nedir bu? Aşikar şiir. Aşikar bir iş yaptım, aşık oldum. Aşikar bir şiir işte. Şimdi bu, bakın mesela buna bakın. Bunlar hep günlük. Gördüğüm onca ölüm bir fay hattına bağlandı. Ben bu yolculuğu yaparken İstanbul depremi vardı. Peki deprem oldu. Ve böyle bir fay hattı üzerinde. Yani bu bir şiir, bu bir görsel şiir. Evet. Yani ille de istiyorsanız bu bir görsel şiir. Omuzlarımda onca deve yükü. Altında da deve emin diye bir imza var. Şimdi, bunu basacağız. Yani Niki hayattayken bu defteri olduğu gibi, yani birebir şeyi bu haliyle basıma girmesini basmayı düşünüyorduk. Aslında bu tür şeyleri olduğu gibi bırakmak, dokununca sanki orijinalitesini kaybeder gibime gelir benim. Bir şey yok ya. Gene mavi yolu. Alalım. Akdeniz erkek, Ege dişi. Dün gece bitirdiler o işi. Ben oradaydım. Tamı tamına öpüşme noktasında. Çok güzel. Çok güzel, evet. Evet Emin abi, yavaş yavaş tamam. Programın sonuna doğru geldik. Yani kaç dakika geçti sevgili Ertuğrul? 5 dakika. Kaçıncı dakikadayım şu anda?
50 dakikadır hissettin mi sen bu 50 dakikayı? Yani olamaz böyle mi? Yani şimdi bitti mi? Yok yani biz daha var önümüzde. 5 dakikamız daha var. Ben gideceğim ama. tamam işte. Yani biliyorum yine böyle projelerle ilgili toplantılar yapıyorsun. Yani seni bu kadar işin içerisinde çağırdık. Kırmadın bizi sağ olasın. Beni zaten kıramadın sen bilirim. Kıramadın. Ben bu arada şeyi sormak isterdim az bir önce. Bir final yapalım. Akademiye evet. Giriş yılınızda. Evet. Şimdilerde toplumda bu ahval. O yıllarda siz akademiye işte ben resim okumaya gidiyorum dediğinizde nasıl bakılıyordu? Ne anne, deniyordu? Anne biz göçmen olduk. Dedim ki eyvah ben akademide okuyamam herhalde bu durumda yani. Ve annem babam oturdular. Dediler ki evet 5 paramız kalmadı. Ama annenin bir bendosu var. Evet. Onu bozu evet. Sana vereceğiz. Ondan sonrasını düşüneceğiz. Hı-hı. 30 lira. Önemli bir para. 30 lira o zaman Türkiye'de 1000 liraydı. Hı-hı. Ben onunla gittim şey akademiye. Çok ve şey. Çok biz tabii Malya'da durumumuz iyi insanlardı. Yani bizim bağlarımız vardı. Biz işte ürünü alırdık. Bütün seneye yayılmış tabii, bir tabii, ekonomi vardı. Efendim söyleyeyim. Neyse yani benim annem babam benim bu tahsili yapmamı istediler. Evet. Ve ben de bütün akademi hayatım boyunca onları mutlu edecek ne gerekiyorsa yani bir yarışmalara girdim, ödüller aldım. Hepsini onlar için yaptım. Evet. Yani gerçekten iyi ki varsın Emin abim. Gerçekten hem bizlere hem bu ülkeye çok önemli bir ivme katıyorsun. Yani hadi estağfurullah. Bu ülkede yaşayan ve üretmeyi isteyen ve hala pes etmeyen evet. insanlarız. Ama niteliğin peşinde üreten insanlar. Ama yani biz bu niteliği aldık. Evet. Yani ben bunun tahsilini yaptım. Geçen gün bir çok güzel bir kadın gördüm bir yerde. Hem de çok böyle ahbaplarımın içinde. Çok güzel bir kadın. Ve dedim ki ne güzelsiniz siz. Yani bu ülkede birbirlerine insanlar bunu söyleyemiyor. Esasında ama ben güzelden anlarım ya. Ve bunu söylemek istedim. Evet. Çünkü ben böyle bir tahsildim. Evet, evet. Yani her ne kadar da güzel kavramı değiştiyse de çağımızda, evet. yani güzel başka bir şeyse, yani artık Rönesans güzelliği, Rönesans estetiği yok. Evet. Güzel başka bir güzel. Ama hala ben güzelden anlıyorum. Evet, biliyoruz. Zaten ben bunu çok iyi biliyorum. Biz de bu zaten istiyoruz. Efendim? Biraz evvel bir şey dediniz ya hani yer bulamıyorduk bir şeyi sergilemek için yani sergilemek ya için. Öyle dönemler yaşadık. Yani. Şimdi aslında hala daha yok neredeyse baktığımızda yani tam yani anlamıyla. Yani şey mesela yani burada bu art rooms tabii. En iyi. Burada tabii. Çok iyi bir şey oluştu. Çok iyi bir ruh oluştu. Çok iyi bir kesinlikle. Düzey oluştu. Bunu hakikaten her zaman söylüyorum. Çok iyi değerlendirdim. Kutlamak hocam. Lazım. Bir üniversite açıldı. Onu da kutluyorum. Ama bu başkalarının da buralarda mesafe alacağı ve bu topluma katkı koyacağı yerlerden. Yani bakın hiç uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'de bankalar ciddi yatırım yapıyorlar yeah. sanata. Yeah. O zaman burada niye yapmıyorlar bankalar? Hatta ben çağrı yapıyorum bu programdan. Türkiye'deki bankalar burada şubeleri var. Ama burada kıllarını kıpırdatmıyorlar. Türkiye'de ciddi yatırımları var sanata. Burada bir şey yapmıyorlar. Ama şu var hocam, sermayesi bu toplumdan çıkan bankalar da var. Neden onlar ön ayak olmuyorlar? Hepsini söylüyorum. Yani bu sadece bankalar değil. Tabii yani ki. Bu ülkenin para kazanan insanları şunu anlamaları lazım. Hayatta sadece para kazanarak statü oluşturulmaz. Mutlaka. Sanatın
işaret ettiği yerlerden bir mesafeyi insanca hissedebilmenin şeyini, desteğini kurabilmek en büyük prestijdir. Bunu kursunlar. Yani evet, bu paralar sanatın seyrettiği yerde yeni bir duygu oluşturabilir onlara. Çok mutlu olabilirler. Neyse, yani şunu söylüyorum. Sanat sponsorluklarla büyük projeler oluşturabilir. Yani kısacası şu, yani kim para kazanıyorsa kazansın ama sanatın buna ihtiyacı var. Yani bir takım sanatçıların daha büyük projeleri üretebilmesi için sponsorluklar oluşması lazım. Bunu başka ülkelerde yapıyorlar. Ve bunu yapınca da bir prestij sağlıyor o iş adamları. Vergiden düşüyorlar. Evet. Burada da yapsınlar bunu artık. Yani burada bence da de. Bizim sanatçılarımız büyük projelere imza atsın. Atsın yani. Tabii ki. Mesela böyle Türkiye'de müzik adına, evet, yanılmıyorsam Borusan'ın. Müzik. Borusan tabii ki çok kurumsallaştı tabii sonuçta. Ama şöyle düşünün, işte Avrupa'yı görenlerimiz her şehrinde, neredeyse her kasabasında böyle gıptayla bakacağınız konser salonları, yeah, opera salonları, yeah, sevgi salonları, sosyal ortamlar var sonuçta. Bunlar rastgele değildir sonuçta. Evet. Bizim ülkemizde gerçekten devlet eliyle yapılmış burada, ki Türkiye'de de çok az sayıda. Ya devlet eliyle daha... İşte onu söyleyeceğim. Yani onu söyleyeceğim. 19. Allah Allah. Onu söyleyeceğim. Yani daha ne diyelim yani. Onu söyleyeceğim. biraz ümitlendik şimdi. Dur bakalım, bu yakında iyi haberler alabiliriz inşallah. Yani yüz karamız, yüz karamız anlamındadır sonuçta bu. Yüz karamızdır o yanık bina. Ama bak işte yüz karamızdır. Evet. Yani hiçbir Allah'ın kulu çıkıp yahu, yani bunu tartışıyorsunuz, bu tiyatro yandı, senelerdir bir şey oluşmuyor. Biz bu ülkede bir takım para kazanan insanlar, biz bu böyle bir proje oluşturduk, bu tiyatroyu tekrar yaşatacağız. Bu toplumun birer şeyi olarak, ferdi olarak, birer ferdi olarak. Evet. Bunu kimse söylemiyor. Hiç umurlarında bile değil. Hı hı. Hiç. Peki nedir bu şimdi? Devlet. Ne yani devlet? Yani devlet yapsın, devlet etsin. Yahu sen de biraz elinin cebine at. Hı hı. Yani bu işte bu ülkenin tiyatrosu olacaksa bu senin. Senin çocuğunun, senin torununun, senin bilmem nesinin, senin memleketinin rengini yani ve biçimini ve şeyini oluşturacak, evet, geleceğini oluşturacak. Yani bunu yapın artık ya. Evet, çok teşekkür ederim Emin abim. Şimdi yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sana bir armağancığı vardı. Hı. Çok yani, kıymetli. Bu hedefimiz bu CD'lerden en az 2-3 tane serginin çıkmasıdır diye düşünüyoruz. İnşallah. Mustafa Hocam'a. Yani bu sizin orkestranız. Bunlar bütün hepsi şeydir hocam. Canlı kayıttır, konserlerden kayıttır. Muhteşemsiniz. Bu 2017. İşte bak bu bakmayan bu en güzel şey. Ne güzel değil mi? Şunu ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ben dedi ki gelen misafirlerime böyle incik poncuk dağıtmak istemiyorum. İşte orkestramızı, evet, bu kadar. Evet. Bütün bravo yaptığı konserleri hediye olarak vermek istiyorum dedi. Benim en büyük desteğim size budur dedi. Evet. O yüzden şimdi burada, bunları bana veriyorsun. Tabii ki. Size armağanıdır bu Cumhurbaşkanı. Ben o zaman çok küçük bir şey, hediyeyle geldim. Benim son arzumsa yaptığım böyle dört farklı dönemi içeren bir serginin kitapçı. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Harika bir şey. Bu müthiş. Evet, bir şey. Siz bu alışverişi yaparken ben de programı bitirmem lazım. Hadi bitir. Sevgili Kıbrıs TV seyircileri, biz programlarımıza doyamıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim Emin Çizenel'e, sizin nezdinizde. Bir sonraki şiir atölyesinde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyeceğim ama ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın varlığı ve onun nezdinde Mustafa Kopalı'ya da, sevgili Sibel arkadaşıma da ben
ben onun partneriyim, o benim partnerim. Estağfurullah. Maestro odur aslında. Estağfurullah. Biliyorsunuz Zümrüt arkadaşımız vardı, Musa arkadaşımız vardı. Onların yoğunlukları vardı, katılamadılar bize. Evet, bir sonraki şiir atölyesinde büyük bir aile olarak buluşmak dileğiyle diyelim. Ve hepinize hoşça kalın diyorum, demek istiyorum. Ve ben farkında mıyız da hep kitapsız kalmayın diyorum ama... Sanatsız. Sanatsız ve şiirsiz kalmayın diyorum. Hoşça kalın. Mehmet Osman Perçin Kardeşler, Kültür ve Sanat Kurumu Şiir Atölyesi'ni sundu.